Bu puanı sakın unutma, olur mu? Unuttum anne. Merhaba, ben Eylem Kaftan. Uzun yıllardır belgeseller yapıyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır uluslararası belgeseller yapıyorum. İlk uzun metraj filmim Kovan'ı 2019 yılında tamamladım. Kafka sersi zorlanır. Bal yapmaz bu kadar yağışta. Narindir. Hasan'ın kovan parçaları. 2008. Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de bayağı bir vakit geçirdik. Ve burada karşılaştığım bir arıcı kadının hikayesinden esinlenerek yazdım Kovan'ı. Ayşe uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ama Almanya'da da mutsuz olmuş. Orada bir anlamda standartları düşmüş ve annesinin onu Artvin'e çağırması üzerine Artvin'e geri dönmüş. Ama başta bu maceraya çağırıyor, hayır demiş. Sonra da oraya özgü ve verimliği yüksek bir bal üretmek istiyor. Aslında doğayla sürekli bir çatışma halinde ve bunun sonucunda doğa ona çok sert cevaplar veriyor. Siz gönderdiniz beni. Alle Vögel sind bemalt wie die Störche sind übrig. Überleg mal, meine Mutter ist gestorben und ihr redet so Blödsinn. Açıkçası Ayşe filmin her neredeyse karesinde var olan bir karakter olduğu için onu canlandıracak olan oyuncuyu bulmak benim için çok çok önemliydi. Meryem Üzerli. Önyargılıydım. Onu tam olarak Ayşe olarak hayal edemiyordum. Çünkü çok açık sarı saçları vardı. Ama %100 dönüşmeye istekli olması ve birlikte o karakteri yaratmamız benim için çok keyifli bir süreç oldu. Sen onu seversen sana zarar vermez. Bal yapar. İlgisiz bırakırsan söner gider. Macal, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı, 2000'in üstünde rakıma sahip olan, çok dik bir yokuşla tırmanılarak ulaşılan Gürcistan sınırında bir yer. Onun için de Camili Köyü'nde çektik. Ve oraya ilk gittiğimde o bulutun içerisinden, bir de çok yavaş gitmek zorundasınız, menzil çok dar olduğu için, bulutun içerisinden birden böyle bir kafalar çıkmaya başladı. Bana doğru böyle ağır çekimde yürümeye başladı. Bunlar orada işte otlanan keçilerdi ve çoban köpekleriydi. Mesela çok fazla gece sahnemiz var. Filmin üçte biri gece geçiyor. Bazen sağanak yağmurun altında o kaygan ve dik yokuşta sahneler çektik. Çok fazla yağmurlu sahneler yazmıştım. Çünkü yağmur kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Çok fazla yağmurlama yapmak zorunda kaldık. Gerçek arılar ve ayılarla çalıştık. İnsanlar genelde onun CGI ve bilgisayar efektleri olduğunu düşünüyordu. Bir sahnede Meryem'in yüzünde arı dolaşıyor mesela. Yakın planda arıyı görüyoruz. Ayıyla karşılaştığı sahne var. Yavru ayının geldiği sahne var. Arıların öldüğü sahneler var. Köydeki insanların bunu yaptığını gördüm. Arıları fırlatıyorlardı. Çok hoşuma gitti. Biz de bunu yapalım hani. Ahmet Ayşe'ye böyle bir şov yapsın. Bak bak, arılarla iletişim kur. Arılara iyi davranırsan, sevgi gösterirsen bal verir. Bütün replikleri söylerken sadece onun hissiyatı var. Çünkü damarlarımın üzerinde dolaşıyor. Ama iyi. Biyoçeşitliliği yok etmenin çok ağır bedellerini ödediğimizi düşünüyorum. Pandemi de bunun en ağır bedeli oldu. Kovan o anlamda aslında metaforik bir dünya var ama ilginç bir şekilde 2020 yılının ruhunu, zamanın ruhunu yakaladığını düşünüyorum. Doğa görevlisi ilkel karakterimizin de söylediği gibi insanlar biraz da hayvanların gözünden baksın istiyorum dünyaya. Kovan'da bunu bir nebze getirebildiysek ne mutlu bize. (Gülüyor)